Ne zannediyorsun kendini? Tanya! Tanya! Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. İsmin nedir? Şehre. Şehre hoş geldin. Kaç yaşındasın Şehre? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın. Kaç hissediyorsun? 17. 17 hissediyorsun. 17. Daha küçük hissediyorsun yani. Evet. Neden? Yani şöyle, büyüdüğümü kabul edemiyorum. Neden kabul yeni edemiyorsun? Yeni jenerasyon böyle. Sen Z kuşağında mısın? Değilim aslında. Değil misin? Yok değilim. Kaçlısın 96'lıyım ben. 96'lılar Z kuşağı olmuyor tabii değil olmuyor. Mi? Y kuşağındasın. Galiba evet. Hı-hı. Ama Z kuşağından da olmak istemem tabii. O ayrı bir şey ama. Neden istemezsin? Yani çok tepki görmek istemiyorum Z kuşağına. Ya Z kuşağını sevmiyor musun? Sevmiyor değilim. Z kuşağı. Bilinçsiz buluyorum. Z kuşağı bilinçsiz, aptal saptal değil işler aslında. Yapan insanlar mı? Yok hayır değil. Asla öyle değiller. Ama hı-hı. Şöyle bence sosyal medyanın gücünü en kölesi fazla mi olmuşlar? Kullanan tam olarak o. Yani aptallar. Evet onlar sayesinde. Evet dedin. Z kuşağı aptal diyoruz değil mi? Onlar sayesinde izleniyoruz. En sevdiğin millet ne Şehri? En sevdiğin millet. Herkesin düşüncesine saygı gösteren, hı-hı. toplumun... Genel bir şey sormuyorum. En sevdiğim millet. Direkt söyleyeyim. Direkt söyle. Türkler. Türkler mi diyorsun? Türkler, evet. Türk kültürünü. Türk kültürü. Türk olduğun için bunu söyledin. Hayır, başka hı-hı. milletleri tanımadığım için. Hiç bilmiyor musun başka milletleri? Yani şöyle, Hollandalı bir arkadaşım vardı. Hı-hı. Yani açık görüşlü gayet. Oradaki eşcinsel mi? Hayır değil. Açık görüşlü. Hayır yani saygı duyuyor. Avrupa medeniyetini de seviyorum aslında. Avrupalıları daha mı çok seviyorsun seviyorum, Türklerden? Seviyorum evet. Evet Avrupalıları daha çok. En sevmediğin millet ne? Orta Doğu kültürü. Orta Doğu kültürünü Arapları sevmiyorsun. Araplardan ırkçılık. Nefret etmiyorum ama... Arap ırkçılığı bence var mı? Var. Bizde mi olduk? Bize de mi Araplık var? Ya bizde mesela metrobüste ya da toplu taşıma. Araba benziyor muyum? Hayır. Benzemiyorum. Biz asimil olmadık aslında. Arap ırkı. Sen ve ben olmadık. Biz Arap değiliz zaten. Tamam. Kimler Arap oldu? Şimdi şöyle. Biz onlar asimil oldu bence. Araplar asimil oldu. Ya belki Türkler de, olmadı mı? Türkler oldu. Evet. Araplar insan değil demek istiyorsun yani. Onu demek istemiyorum ama hı-hı. bana sorarsan. Sana soruyorum zaten. Şey. Dar görüşlüler. Dar görüşlü dar değiller görüşlü. Aslında. Dar görüşlü. Araplar dar... Asimile olmuşlar. Arapları İnsan kim asimile etmiş peki? Onu söyler misin? Amerika. Amerika. Amerika Arapları... Evet pekala. O zaman Amerika'yı da sevmiyorsun öyle mi? Sevmiyorum tabii. Amerika'yı da sevmiyorsun sevmiyorum. Tabii. Hiç Amerika'da bulundun mu? Hayır. Bulunsan isterdim. Belki severdim. Belki severdim. Bize falan verseler belki... Pekala. Şimdi sana bazı... kelimeler söyleyeceğim. Bunun demode mi cool mu olduğunu söyleyeceksin. Tamam. Tek kelimeyle cevap vereceksin. Tamam mı? Demode başlıyorum. Veya cool. Evet. Tesbih. Tesbih. Cool. Cool mu? Evet. Kimde? Mero'da. Mero'da. Mero hayranı mısın? Yani seviyorum. Mero'dan bir kubbe alalım. Hayır, sana bana bize bir şey olabilir. Güzel, Mero hayranısın değil mi? Mero'yu çok seviyorsun. Farklı değilim ama yani... Rayman'e benziyor mu sence? Umarım benzemiyordur. Hiç öyle Rayman'i sevmiyorsun o zaman. Rayman'i sevmiyorum. Mero'yu seviyorsun. Mero'yu seviyorum. Neyini seviyorsun Mero'nun? Tarzını seviyorum. Tarzı yani nedir Mero? Yani bu bizim gençliğimizde olan Apache'leri legalleştirdiği ve artık... Hani seviyorum diyebildiğimiz için seviyorum. Yani o Apache'leri sevmiyor muydun? Hayır seviyorum işte. Apache'leri de ya seviyorsun. Ya öyle bir tarz var ya. Sen bir Apache misin? İtiraf ediyorum. Sen bir Apache'sin. Evet. Arapları i̇çimde, sevmeyen bir Apache. İçimde öyle bir şey evet, var yani. Arapları sevmeyen. Bıyık. Demode. Demode mi diyorsun? Çok neden? Demode. Sevmiyorum ya. Pala bıyık, ince bıyık. Her sakal demiyoruz seviyorsun. Değil mi? Bıyık diyoruz. Bıyık diyoruz sadece evet. Ama bıyın her türlüsü. Pala, ince. Sevmiyorsun. Peki yani. Fanatizm. Fanatizm. Hı hı. Demode. Demode mi buluyorsun? Demode. Yani bir takıma bağlılık vesaire. Her şeye bağlılık. Bana göre bağlılığın olmamalı. Her türlüsü insana zarar verir. Hı hı. Ve demode. Yani tek eşliliğe karşısın. Tek eşliliğe karşı mıyım? Evet. Öyle değilim mi? Aslında. Ama yani hani bu bir yere olur, bir işe olur, bir... Arkadaşta olur, çok fazla bağlılığın insana zarar verdiğine tek inanıyorum. Tek eşliğe de karşısın. Doğru mu? Yani
evlendin, eşin farklı insanlarla da sevgili diyelim olabilir. Diyelim ki karşı değilim. Öyle ama mi? Mesela onu diyelim da biliyor. Diyelim ki niye diyoruz? Değil yani öyle mesela varsayımlar üzerine konuşmayı sevmiyorum. Karşıyım o yüzden net... evet tek eşliğe karşı. Karşısın süper. Karşıyım. Facebook. Yani cool. Cool mu Facebook? Evet. Mezarlığa dönmedin mi sence? Hayır gayet iyi diyorsun pekala. TikTok. Cool. TikTok. Çok severim. Çok seversin. Kullanıyorsun. Öyle mi? Biliyorum. Dans ediyorsun vesaire tarzı. Evet. TikTok'ta iyi misindir? Yani bir dönem çok fazla o tarafta yoğunlaşmıştım ama şu an işten dolayı çok fazla çekemiyorum. Ama çok izliyorum. Bütün akımları böyle takip ediyorum. Çok güzel komedi şeyler var. Baktığı zaman Z kuşağını çok lanse ediyorsun. O. Ama Z kuşağını da sevmiyorsun. Z kuşağını sevmiyor değilim. Z kuşağını... Aptal dedin bilinçli... ama. Aptalsınız. Evet. Z kuşağının biraz bir daha akıllı... Bir daha diyebilir miyiz? Aptalsınız. Süper. Z kuşağı aptal diyorsun. Kameranın arkasında Z kuşağında bir arkadaş var. O da gerçekten çok mutlu oldu. Eski sevgiliyi fake hesaptan takip etmek. Dünyanın en cool hareketi. Öyle mi? Evet. Sen eski sevgiliyi fake hesaptan takip eder misin? Ben de yapıyorum. Yani insanlara lütfen şey yapmayalım. Kendi yaptığımız haltları farklı yapmayalım. Sen yapıyor musun? Hepiniz yapıyorsunuz. Hepimiz yapıyoruz. Sen yapıyorsun. Peki. Evet. Yeni sevgiliyi fake hesaptan takip etmek? Ya bunun bir tık ötesine de gidebilir. Tabii ki de cool bir hareket. Denemek bilmeli. Peki onu fake hesaptan? Tabii canım neler neler. Güvensizlikle alakası yok mu? Yok. Yok diyorsun. Bu şeydir. Normal mi karşılıyorsun bunu? Yani normal. Bu normal bir şey. Bu normal. Yapılması gereken bir şey. Öyle mi? Hani mesela... Peki şehri. Şimdi bir senaryo üzerinden gideceğiz. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bir Amerikalı, bir Alman, bir Afrikalı var. Tamam. Üçü de boğulmak üzere. Tamam. Ve tek kurtarıcısı sensin onların. Bunlardan ikisini kurtarabileceksin. Amerikalı, Alman, Afrikalı. Hangi ikisini kurtarırdın? Alman ve Afrikalıyı kurtarırdım. Alman ve Afrikalıyı kurtarırdın. Evet. Amerikalıyı? Yani yapabilecek bir şey yok. Hangi telefonu kullanıyorsun? iPhone. Yani Amerikalıyı öldürerek iPhone'u da kullanamayacaksın. Öyle bir şey olacak mı? Tabii ki. Amerika'yı resmen yok ediyoruz. Öyle düşün. Senaryomuzda. Irk olarak, pardon ben 3 vatandaş sanıyorum. Özür dilerim tüm Amerika. Şöyle söyleyeyim sen iPhone'u bulan insan orada bulunmak üzere her falan. Şey. Evet her şey. Afrikalı, Alman. Amerika. Hangisini bırakıyorum? Şimdi Almanya'da da biliyorsun Volkswagen var, BMW var. Hani evet. Çok fazla. Markalar var. Hani hangisi? Ben yine diyorum ki gerekirse bunu kullanmam. Şov yapmak istemiyorum. Hı-hı. Afrikalıyı kurtarırdım. Yanımda Afrikalı ve Amerikalı. Amerika'ya döndün. Evet. Alman gitti. BioNTech aşısı oldun mu? Yok ben aşı olmayacağım. Sen aşı ol. Sen aşıya karşısın. Şey gibi değil miyim? Dünyanın düz olduğunu düşünen cahil. Evet şu an onu da soracağım aşı sana. Aşı olmayacağım. Sen aşı niye olmuyorsun? Çünkü şöyle test olup aşı olacağım. Bende bir kan rahatsızlığı var. Hı-hı, çok faktör geçmiş olsun. Faktör 9 hastalığı falan. Nasıl? Faktör 9 eksikliği var. Hı-hı. Pıhtılaşma sorunu yaşıyorum. Ha ondan dolayı kontrolden sonra. Ondan dolayı bu da sonra. Bir kan rahatsızlığı. Doktor ama bir aşıya dedi, karşı değilsin. Bir aşıya karşı değilim. Olun canım. Ama bir laboratuvarcı tanıdığımızda dedi ki BioNTech'i COVID geçirmeyenler, geçirenler, diğerini de adını bilmiyorum, Sinovac galiba, onu da geçirmeyenler. Turkovac çıksa olur musun? Hayır. Neden? Yani şu anda da hiçbirini olmadığım için olmam. Ama Türkiye'mizi çok seviyorsun, ülkemizi çok seviyorsun. Çok seviyorum. Peki Turkovac olmayacak mısın Türkler çıkarsa? Türkler mi bulmuş bilmiyorum. Turkovac'ı kim bulabilir? Türklerdir bir şey. Türkler, Turko, Turko var. Yani, olmayacak mısın? Bir içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çin'de ne olduğunu mu bilmiyorsun? İçinde evet. Çin'i biliyoruz. Hı hı. Karadeniz neden tuzlu şehri? Karadeniz neden tuzludur? Hı hı. Bilmiyor musun? Yani şöyle. Evet. Bilmiyorum. Şöyle dedin ve bilmediğini mi söylüyorsun? Evet. Ben söylememi ister misin? Evet. Çünkü hamsiler geceleri çok ağlıyorlar. Evet, devam edelim. Hangi takımlısın şehri? Manchester City. Manchester City, bir İngiliz takım öyle mi? Türkiye'den bir takım yok mu? O sevdiğin millet olarak Türkiye'mizi. Başakşehir Spor'u ben çok beğeniyorum. Başakşehir Kendim Spor. Kendim o taraflarda yaşadığım için çok takip ediyordum 2 yıl Başakşehir önce. Spor. Başakşehir Spor'u beğeniyorum. Başakşehir Futbol Kulübü. Evet. Evet. Galatasaray'ı seviyorum. Hangi takımlısın tam olarak? Galatasaray. Galatasaray dedin. Tanıyorum ama. Peki, senin verdiğin oy ile fanatik bir taraftarın verdiği oy bir mi?
Neye? İşte Cumhurbaşkanlığına vesaire. Hayır. Değil mi? Değil. Hangisininki daha değerli? Yani karşı tarafındaki kişiyi bilmiyorum. Fanatik bir. Peki cahil tarafta. Mi? Ne? Fanatik diyorum. Sadece fanatik. Fanatik. Ölümüne gider yani o takımla. Galatasaray taraftar ölümüne gider. O zaman bir ya. Sen mi yani? Senin mi oyun daha değerli? Yani benim değerli ya. Evet, senin değerli. Benim değerli. Peki fanatik kimden? Fanatik değilim çünkü objektif bakabiliyorum. Sen fanatik değilsin, objektif bakıyorsun, o yüzden mi değerli? Evet, o yüzden. Sırf değerli. Bu yüzden değerli. Evet. Peki hala ne güzel. Şu cümleyi tamamlamanı istiyorum senden. Yüzü güzel olana doyarsın ama nokta noktası güzel olana bir ömür doymazsın. Ahlakı. Ahlak mı demek istiyorsun? Ahlakı güzel olana bir ömür bunun doğrusu doymazsın. Budur yani değil mi? Yani evet. Onun doğrusunu ben sana söyleyeyim mi? Evet. Gönlü güzel olan. Gönül, ahlak. Gönül, ahlak aynı şey mi? Hayır. Hayır ama sen öyle dedin. Bence ahlak. Seni en çok ne sinirlendirir şehre? Yanlış anlaşılmak. Yanlış anlaşılmak. Evet, yanlış anlaşılmak. Ve bu programdasın. Evet. Ne kadar yanlış tezat bir durum çok değil mi? Tezat. Peki şimdi sana bazı şeyler söyleyeceğim. Evet. Bunlar da kelime. Bu seni az, orta, çok sinirlendirir diye ayırdık. Tamam. Sen söyleyeceksin az, orta, çok diyeceksin. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Yalan. Az. Az mı? Çok. Yalancı mısındır? Yalan evet. Söyler misin? Çok fazla. Var mıdır öyle ayakta? Çok. Oradan girip buradan çıkar mısın? Çok fazla. Yılan gibisin. Evet. Bir hemen şey yapalım. Tısla. Süper. Pek duyulmadı. Biraz sesli yapalım. Süpersin. Arsızlık. Çok. Çok. Arsızlığa asla tahammülüm yok diyorsun. Yok. Arsız bir insanla olmaz diyorsun. Pekala. Şımarıklık. Orta. 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 Öyle misindir? Sen de şımarık mısındır? Evet. Var mı öyle bir yapın? Yani bazı yerlerde, hı-hı, Nazım'ın geçtiği hangi yerlerde yerde? Babamın yanında. Babanın yanında tam şımarıksındır öyle mi? Yani. Olur yani öyle bir şey. Evet. Erkek arkadaşım. Hırsızlık. Şimdi ben buna çok diyeceğim ama, hı-hı, yapılıyor ya. Her yerde yapılıyor. Hı-hı. Yani o yüzden duyarsızlaştık bence. Evet. Az yani. Sinirlenemiyoruz ki. Yani şey. Bu siyaset dışı meydanı değil burası. O yüzden ben sadece hırsızlık dedim. Hırsızlığa tahammülün yok. Yok. Nefret ediyorsun. Evet, nefret ediyorum. Ama hani azıcık daha şey yapsak Halk TV'ye dönecekti burası. Dönecekti. Peki, ben abi onu şey yaptım. Erol Müslüman varmış gibi. Kibir. İnsanlara az, yukarıdan bakmak. Az. Sinirlendirmez mi bu seni? Yok. Biri sana yukarıdan baksa. Bakabilir. Sen kimsin olmaz mısın? Sen kimsin de bana böyle bakıyorsun falan. Yok. Olmaz mı? Kraliçeyim ben, havan yok mu? Üst taraftaki biri ise, hı-hı, derim ki süper. Ha, üst tarafta değil, seninle aynı meziyette. Alt taraftaysa zaten kan alma. Aynı meziyettesiniz. Aynı meziyetteyiz. Kibirli davranıyor. Sana üstten bakıyor. Sen kimsin falan yapıyorsun. Büyük ihtimalle ben de onu üstten bakıyorum zaten. Ya sen bakmıyorsun, çok iyisin. Ama olsan sen kimsin diyor. Yok, sinirlendirmez. Az. Hiç duyarsızım. Ne zannediyorsun kendini diyor. Duyarsızım. Haddini bil diyor. Duyarsızım. Duyarsızsın. Yeter ya. Burada bir sinirlendim. Orta diyelim o zaman değil mi? Orta. Orta olsun. Pekala. Ve son. Şuursuzca tatil storiesi paylaşan arkadaş. Tak. Kafamı sıkarım. Sen öyle misin? Yani ben çok sevmiyorum. Story paylaşmayı. Bir şey söyleyeceğim. 20 Temmuz'da tatile gideceğim. Kesin, hı-hı, böyle şey nokta olacak. Nereye gidiyorsun olacak tatile? Bodrum'a. Bodrum'a gidiyorsun. Evet. Gerçekten hiç tercih edilmeyecek bir yer seçmişsin. Çok. Yani böyle nasıl aradık, nasıl bulduk, hı-hı, böyle çok da bilinmiyor aslında. Şans mı? Yani biz böyle seviyoruz ya. Neyi böyle seviyorsunuz siz? Böyle kimsenin bilmediği yerlere gitmeyi. Bodrum böyle gibi. Bodrum yani kimin aklına gelir gerçekten ki? Gerçekten öyle. Yani kimin aklına gelir? Sen aslında baktığın zaman Türk milletini değil de Bodrum milletini seviyor olabilir misin? Evet. Popüler, evet, kültürden hızlı az bak. Farklı mısın? Popüler Bodrum'a kültür gidiyoruz. Bodrum gerçekten çok da. TikTok'tayım. Kafa dinlemeye. Kesinlikle. Bir kafa de bayram. Dinlemeye. Bayram. Şimdi nokta gibi storylerim olur benim nokta de. O yüzden story az sinirleniyorum. Az sinirleniyorsun. Evet. Ve programımızın da burada sonuna gelmiş olduk. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür renk ederim. Renk kattın programımıza. Ben teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun program hakkında? Şöyle güzel, bayağı, hı-hı, hoş. Hı-hı. Yani izletiyorsun kendini. Hı-hı. Evet, merak ediyorum. Hı-hı. Senin soru soruş tarzını çok seviyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarının devamı gelir. Hı-hı. Yani bir sosyal medya ödülü falan. Şey, neden olmuş? Gerçekten süper. Evet. Bir özet ben geçmek istiyorum normalde. Ama not almadım. Kafamdan özet geçeceğim. Şimdi hatırlayalım. İsmi... 10 saniye var burada. Bunun kaydını bitmesine sanırsam.
O zaman tamam, hadi programı kapat. Ben mi kapatayım? Sen kapat. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olun, beğenin, like atın, her şeyi yapın. Görüşürüz. Bravo Şef. Çok iyi. Gerçekten. Çok iyi. Ciddi misin? Evet. Çok eğlenceli. Bu kadar Amerika'ya söven bir insan hayatımı görmedim. Gerçekten. Bravo. Bir sözün her şeyi... Kim var arkanda? Rockefeller mi?